Evet, saç dökülmesinde birçok bitki var. Lavanta baştan. Isırgan, ceviz yaprağı hocam. Üçlü bitki karışımınız var Evet. sizin. Şimdi ilk lavantayla Keşke 10 sene başlasın. önce ben başlasaydım. Yok maşallah iyisin Hüseyin ya. Gitti gitti hocam. Buyurun hocam. Bu alemde her şey yıpranmaya, eskimeye, yaşlanmaya mahkumdur yani Şüphesiz. değişmeye. Bu hayatın olağan akışı. Hocam Ama... kesince bana kızıyorlar. Ne Peki. olur süremiz azaldı. Ben sizi kesmiş oldum. Peki. Affınıza sığınırım. Estağfurullah. Estağfurullah. Lavanta Olur mu? demiştiniz. Lavanta, bakın böyle bir tatlı kaşığı lavantayı 1,5 bardak suda veya bir bardak suda, bir bardak su yeterli. Bunu 8-10 dakika kadar kaynatın. Ilıdıktan sonra süzün. Banyoya girdiniz. Normal saçınızı yıkıyorsunuz. Neyse sabunla veya şampuanla. Çıktınız. Hafif çok az kurulayın. Sonra bu lavantanın çayıyla iyice ıslatın. Her banyodan sonra bunu yapın ve şey yapın, durulamayın. Kalsın Kalsın. lavanta hoş kokuludur. Ama bir ikinci kür var ki bu yeni. Yeni hocam. Evet, ceviz yaprağı. Yaprağı, ısırgan var. Bir de lavanta var. Hocamızın özel bir karışımıdır bu. Üçlü bitki karışımı yine. Onu da yine Yani kaynatın. özel dedi. Özel yani biz kendimiz onun reçetesini Hocama geliştirdik onda. ait. Evet, Ha, o hocamıza ait. anlamda. Şimdi özel deyince millete ya hoca bir şey mi öğretmiş filan. Sakın Söyleyelim ha. bari. Ne ceviz yaprağı? Ceviz Evet. yaprağı, ısırgan, lavanta. Üçlü bitki karışımıdır. Bir de bu saç dökülmesi neye bağlı? Hormonal bir bozukluğa mı bağlı? Ya da işte sinir stresi Aşırı mi bağlı? yağlanma Hı. mı var Ya da saçlarda? tiroidite mi bağlı? Yani onları da hani bilmesi Tabii. gerekiyor. Bu saç Şimdi dökülmesine saç önümüzde... dökülmesi olan herkes bak birçok şeyini ihmal eder ama bunun için doktora gider. Benim saçım niye dökülüyor diye. Yani dolayısıyla Şampuan. Ben de söyleyeyim. evet. Ben de kendi bilgimi siz istiyorsunuz ya hocam herkes. Evet. Söyleyin hocam siz tamam. Tabii buyurun. Lütfen. Estağfurullah sizin Hayır üzerinize olmaz. söylediğiniz Ben doğru. kestim şampuanı. Bundan yaklaşık 10 yıl önce Siirt'in Bıttım sabununa geçtim. Bir daha Bravo. da hiç şampuan değerli seyirciler kullanmadım. Siirt'in meşhur Bıttım sabunu var. Başka yerlerin de var. Ben Siirt'in Bıttım sabununu kullandım. Yağlı olanını, bir kuru cinsi var, bir yağlı olan cinsi var. Yağlı olanını kullandım. Dökülmeyi en azından şu kadarıyla kurtardım. Yoksa gidiyordu. Evet. Hiç de şampuan bir daha Aynen. kullanmadım. Tabii. Buyurun hocam. İşte onun için estağfurullah yani bu bıttım sabununu ben özellikle tavsiye ederim. Yani baktınız ki sonuç alamıyorsunuz lavantadan ceviz yaprağı kombinasyonunu uygulayın. Baktınız oradan alamıyorsunuz. Çünkü hiçbir kür %100 değildir Hüseyin. Bunu unutmayın. Hiçbir insanın genetik yapısı bir başka insanın genetik yapısının aynısı değildir. Buna tıpta polimorfizm denir. Polimorfizm. Polimorfizm. Evet. Dolayısıyla bir ilaç size şahane iyi gelirken ötekinde yandım Allah dedirttirir. Acil doktora koşarsınız. Bu neden genetik yapılar farklı? Bundan dolayı.